toplumda kabul edilebilen sosyal davranışlar vardır. Toplum bizden nasıl oturmamızı, nasıl kalkmamızı, nasıl hareket etmemizi, ne yapmamızı, neremizi örtmemizi, neremizi açmamızı, her şeyimizi bize toplum şey eder, dikte eder. Eğer siz toplumun bu beklentilerine olumlu cevap verirseniz, onların istediği gibi davranırsanız, sizi alır bağırlarına basarlar. Ve siz de kendi etrafınıza öyle davranmaz mısınız? Yaramazlık yapmazsanız seni severim. Şunu yaparsan ben de sana şunu yaparım. Sen böyle edersen ben de seni alır abdaha götürürüm. Demez miyiz herkese? Biz de aslında aynı o toplumun bize yaptığını biz de kendi etrafımıza yaparız. Ve o zaman ne olur? Seçimler kazanırız, ödüller kazanırız. Uçar gideriz. Ve biz de bu doğrultuda kendimiz değişmeye çalışırken, toplumun beklentileri doğrultusunda değişmeye çalışırken, yani bizim evde çalışan bayan, bundan evvelki bayan, şimdiki çok içten bir bayan, evden, bizim Erenköy'den çıkıp da trene binerken başı açık giderdi, süslü giderdi filan. Kaynarca'ya geldiği an eşarpı vardı, alır kafasına zarar Kaynarca istasyonunda öyle inerdi. Evet, Kaynarca istasyonundan binerdi, Erenköy'e gelince şeyini kafasına açardı. Yani toplum Erenköy'de onu. Ya bizim Erenköy'de aslında şey. Burası da Kaynarca'dan bekler. Şimdi gençler öyle İmam Hatip'ten çıkıyorlar. Ve iniyor etekler çıkıyor. Aynı şey. Geçenlerde böyle koca bir iş adamı geldi. Kendinin benden bir iş alacı. Kendinin ne kadar iyi olduğunu anlattı. En son dedi ki yani İnal Bey ben iyi çocuğum. Yani ta anasından gelen, babasından gelen 8 yaşında, 9 yaşında, 5 yaşındaki o iyi çocuk lafını hala her yaşında yarı espri de olsa, yarı şey de olsa kullanabiliyor. Alabildim hocam. Eğer siz artık yani bu sahte güçlere bilmem nelere gerek yoktur değil bir doğru yolu seçmeye kalktığınız zaman mutlaka bu gücünüzden vazgeçmeniz gerekir. Bu gücünüzden vazgeçmeniz gerekir ve bu acıya dayanmanız gerekir. İçiniz çok zenginse bu acıyı çekmezsiniz. Mesela ben iş hayatını bıraktım. İş hayatının içinde değil. Eskiden patronlar kulübüne giderdim, bilmem ne olurdum falan beni hep böyle şey ederdi. Şimdi sizleri seçtim. Bu yüzden biz de sizi seçtik. Bir şeyim yok yani. Ben bunu isteyerek seçtiğim için ki bana diyorlar ki işte işle ilgili konferans ve şunu ve yok diyorum. Ben onları bilmem bunu. Çünkü onlar benim hayatımdan diyorum. Ama eğer siz bunu kendiniz seçerek yapmaz iseniz, diyelim ki seçim kaybederek o duruma düştünüz. Aman yarabbim, eşekten düşmüş karpuza dönersiniz. Darma duman olursunuz. Elinizdeki bütün güçlerin gittiğini görürsünüz. Veya diyelim ki hakkınızda bir kaset yayınlandı. O kaset nedeniyle tam yolda giderken geriye kaldınız. Veyahut bizim bir arkadaşımızın yaptığı gibi megalomaniye kapıldınız. Gittiniz bir gazeteye yanlış bir beyanat verdiniz. Bu yanlış beyanatla her şeyiniz sıfır oldu. Filan yani bütün bunların hepsi insanı perişan eden şeyler. Sen kendin istemeden seçim kaybederek veya işte kaset ortaya çıkarak bilmem ne yaparak düştüğün anda çok darma
şey etmeye başlarsın. Gücün parçalanmaya başlar. Omuzların çöker. Darmadağın olursun. Darmadağın ve olursun. Şimdi o iktidarda düşen politikacılar hangisi Hasan Bey gibi yaşıyor? Şimdi biraz sonra anlatacağım onu nasıl geçiyor. Eğer derseniz ki, ya ben oralara yükselmeden evvel, oralara gelmeden evvel ne kadar rahat. Şimdi de o yok. Artık ben eski rahatlığıma döneyim. Eskisi kadar huzur bulayım. Huzur içinde yaşayayım. Oralar o zamanlar, şimdi ben bu huzuru yaşayayım derseniz gerçek huzuru bulursunuz. Yok. Hala gözünüz oralarda olursa, hala kusuya yatıp da ben genel başkanın etiğini nasıl aşağıya çeker de yerine geçerim gibi hesaplar yapar iseniz sizin ileride huzuru bulabilmeniz mümkün değil. Ama yarabbi şükürler olsun. Allah bana kısmet etti. Ben o görevleri yaptım. Ben şu anda o görevleri yapmış olmanın huzuru ve sevinci içinde yeni bir dünyada yeni bir kendim olarak yaşamaya başlarım dediğin zaman ve o sahte güçleri, o şeyleri bırakmaya başladığın zaman o zaman iyi yaşamaya başlarsın. Bu tabii çok az insanın öğrenebildiği bir şeydir. Herkes kaybeder, kaybettikten sonra pusuya yatar ve bütün hayatını zindan eder. Oysa ki siz zamanında oralara çıktınız. Oralardan alabileceğiniz şeyler varsa aldınız, verebileceğiniz şeyler varsa şey ettiniz. Niye hala oraya yapışıp kalıyorsunuz? Yani hayatın en iyisini daha iyi olabileceğini, yeni dünyaların da insana yeni şeyler getirebileceğini bilincinde olacaksınız. Ve fark etmesi gerekir ki her insanın oraların insana verdiği bir güç yoktur. Gerçek güç insan olmanın verdiği güçtür. Yani oralar insana hangi gücü? Hepsi geçici bir güçtür. Hepsi sahte bir güçtür. Hepsi oraya hizmet ettiğin zaman, orada özün sözün bir olduğun zaman senden, senin içinde kaynaklanan bir güçtür. Halbuki sen yalanla dolanla genel başkanlık yapmışsın. Yalanla dolanla bakanlık yapmışsın. Sen o zaman güçlü mü olursun? Gerçek güç insanın özüyle sözünün bir olduğu zaman ki güçtür. Senin özünle sözün bir değilse, nereye gittiyse gitti, sana oranın verdiği o sahte güçten başka bir güç elde edemezsin. Senin gerçek gücün özünle sözünün bir olduğu zaman da senden kaynaklanan bir güçtür. Ve o zaman anlar ki insan, yok güç diye bir şey yok zaten. O alkışlamış, o şey etmiş, öteki sen büyüksün demiş, sen de büyüğüm zannetmişsin. Eğer kendinizi düşmüş, kaybetmiş hisseder iseniz, Allah gani gani rahmet etsin, Adnan Menderes'in o yassı adam mahkemelerindeki durumu yaşamışsınız. Ama kendinizi düşmüş, düşmemiş, hala o ilk günlerdeki gibi güçlü ve hisseder iseniz, o zaman Celal Bayar gibi dimdik durursunuz. O zaman Celal Bayar gibi dimdik durursunuz. Şimdi Kenan Evren'den Tahsin Şahin Kaya'da dimdik duruyorlar ama korkudan mı duruyorlar? Artık yaşımız geçti, bize kimse dokunamaz. Kahraman ölelim mi diye yapıyorlar. Yani bunlar da hala dimdik duruyorlar. İfade bile, ifade vermeye bile gitmiyorlar. Hiçbir yere gitmiyorlar. İşte arkadaşlar, her insanın içinde, üç yaşından, beş yaşından, on yaşındayken oluşmuş çeşitli şeyler var. Adam
Birinci sınıfta sınıf müessili seçilmiştir. Önceye kadar ben sınıf müessili. Veya askerde çavuş olmuştur. Köy kahvesine gittiği anda artık bana herkes Mehmet Çavuş diyecektir ve şimdi ölünceye kadar köyde Mehmet Çavuş diye ne oluyor? Bilmem. Böyle. Ve bütün anılarınızı eğer yeni bir şeyler yapmıyor iseniz, yeni bir şeyler için heyecan duymuyor iseniz, bütün anılarınızı birleştirirsiniz, o anılarınızı sürekli bir araya tutup onun içine sığınmaya başlarsınız. Ben bakanken diye başlayan, ben şeye gidiyorum, bir yazdığımız var şeyde. Yok. Çeşme'de. İzmir'in Zorlu ailesi yaptırmış, böyle çok prestijli bir yazdı. İzmir'in bütün eski şeyleri, ne derler, Ticaret Odası Başkanı, bakanları, milletvekilleri hepsi orada. Oturdukları anda akşam üzeri, ki herkes bastonunu alıp geliyor. Efendim, kimisi şey, yürüteç arabayla geliyor ama oturdukları anda birisi diyor ki ben İzmir Ticaret Odası Başkanı iken şunu yaptım. Öteki diyor ki ben bakarken onu böyle yapmıştım. Yani hala oralarda yaşıyor. Ve kendi deneyimlerine yapışarak, kendi deneyimlerine yapışarak o günün keyfini sürmüyor. Ben bakandım diyor. Beni çoluk çocuk rahatsız edemez diyor. Biz saat 2 ile 4.30 arasında ortada muhteşem bir havuzumuz var. Bundan evvelki yöneticimiz eski bakandı. 2 ile 4.30 arasında havuza girmeyi yasaklamışlar. Yok kardeşim, orada çoluk çocuk var. Sen şunlara sarıl da şu çocukların keyfini yaşamaya baksana hala bakanlıkta kalmaktansa. Ve dostunun, ahbabının keyfini sürmeye diye baksana. Ama bunların hiçbirisi hala oralara tutuluyorlar ve çaba ne biliyor musunuz? Zaten hiç olmamış olan gücü, zaten hiç olmamış olan gücü hala yaşatmaya ve hala sürdürmeye çalışıyorlar. Kardeşim, sen evini kumun üstüne inşa etmişsin. Yani sen ticaret odası başkanı olduysan ilerlemek orada bırakırlar mı? Sen milletvekili olduysan hiç ilerlemek milletvekili olan var mı? Genel müdür olduysan ilerlemek genel müdür olan var mı? Sen zaten evini kumun üstüne kurmuşsun. Kum esti mi senin evin yıkılır. O yüzden bunu sürdürebilmek için mücadele etmekten vazgeç. Bunu sürdürebilmek için mücadele etmekten vazgeç ve her geçe gelen gününün tadını, her gelen gününün sevincini, her gelen gününün heyecanını ve güzelliğini yaşamaya çalış. İşte ruhsal yaşamak demek, ruhun egemenliği ve gerçek insan olarak yaşamak demek. Buraya kadar anlatmıştım, şimdi yeni konuya giriyorum. Ruhsal yaşamak demek, bu mücadeleye, bu çekişmeye katılmamak demek. Benim o şeyden, yazlıktaki arkadaşlar, hala bundan 30 sene evvel Ticaret Odası Başkanı'yken bu ona bir şey demiş, onun mücadelesini yapıyor. Hala bugün kavgasını yapıyorlar. Demiş kardeşim, yok sen bastonuna bak, öbürüne dayanmaya bak, ondan sonra. Hayır, hala şey, kendini öfkeli, şiddetli, bilmem şey olarak. Pardon, bir şey söyleyebilir miyim? Sophie'nin Seçimi diye bir film vardı ve onu ben hep hayat felsefesi haline getirmişimdir. Bu Musevi şey, çocuklarından birini seçecek. O laf çok etkilemişti beni. Her seçiş bir vazgeçiştir. Yani bir şeyleri seçtiğin zaman bir şeylerin de vazgeçebileceği bilincinde olmalısın. Yani onu kaybedeceğini... Arkadaşlar şöyle yaşar. Her olay meydana geldiği ana ait. İşte ondan sonra bırakacaksın artık. Her olay meydana geldiği ana ait. Kesinlikle hiçbir olay
kesinlikle içmiyorlar. Size ait değil. O olay o anda meydana gelmiştir. O olay geldiği ana aittir. Sizinle hiçbir ilişkisi yoktur. Eğer kendinizi bu olaylarla tanımlamış iseniz ve insanlarla olan bütün ilişkilerinizi bu olaylar üstüne dayandırarak kurmuş iseniz, sizin eviniz kumun üstüne yapın. Olaylar da geçecek, o insanlar da geçecek. Siz ne genel müdürsünüz, ne milletvekilisiniz, ne bakansınız, siz hiçbir şey değilsiniz. Siz sadece ve sadece insansınız. Yani siz aranızdan genel müdür olarak doğmadınız ki. Sen anandan nasıl doğdun? Gaziantep'in bir köyünde bir çiftçi ailesinin, yoksul bir ailenin kaç çocuk? 7 çocuğundan, 9 çocuğundan birisi olarak doğdun. Yani doğuş şeyin bu. Ama eşek bir mahkeme. Bak, doğuş şeyin bu. Sen ondan sonra nereye gittiysen, olaylar seni oraya götürdü. Seni olaylar oraya götürdü. Sen o olayların o günkü hakkını verir isen, o günkü görevini yapar isen, o günkü görevini etik değerler içinde, hak, hukuk, adalet duygusu içinde yaparsan, gerçek insan olduğunu hissedersin. Ama sen o görevi gerçek değerlerine uygun olarak yapmadan, kendini o görevle birleştirip, bütünleştirip, tanımlamaya kalkarsan, o görev bittiği an eşekten düşmüş karpuz gibi olur. Yok diye, bittiği an o durumlara düşmezse, böyle Hasan Özdemir gibi gerçek bir insan olarak. Şimdi milletvekilliğe gitti. Şu andaki hayatın 3 üniversitede ders veriyor. Bilgisini paylaşıyor, birikimini paylaşıyor, düşüncesini paylaşıyor, her şeyini paylaşıyor. Nasıl yaşıyor? İnsan gibi. Öyle hayatını sürdürüp yaşıyor. Çünkü biliyor ki arasında ne emniyet müdürü olarak doğduğu, ne milletvekili, 9 tane yoksul çiftçinin 9 çocuğundan birisi olarak doğdu. İşte olayların içinizde izlenimler bırakmasına izin vermeyin. Her olay, hangi olay olursa olsun, iyi olay da kötü olay da, size ta bu derslere başlarken anlatmıştım ya, geçip gitsinler diye. Bu yaşadığınız olaylar da sizde izlenimler bırakmasın. Bunlar da geçsin gitsin. Bu yaşadığınız olaylar da geçsin gitsin. Eğer herhangi bir olay sizin kavramsal modellerinize uymuyor ise, örneğin geleneklerinize, göreneklerinize, örflerinize, adetlerinize, yaşam biçiminize, yaşam anlayışınıza filan uymuyor ise, kendinizi ona uydurmak için çalışmayın. Ve kendinize göre her olaya bir yorum getirmeye çalışmayın. Olaylar neyse o olayları olduğu gibi yaşayın. Ve o olaylara kendinizi uydurmak için çalışırken veya o olayları kendiniz için mantıklı kılmaya çabalarken yakalarsanız kendinizi hemen fark edin. Dur kardeşim, sen o olaylara göre değilsin. Sen bir kere kendin ol. Sen kendi duygularına, düşüncelerine. Yani her olay için, her şekil için kendinize bir dış yüz inşa etmekten vazgeçin. Her olay için, karşınıza çıkan her şekil için kendinize bir dış yüz inşa etmekten vazgeçin. Çünkü herhangi bir dış yüz inşa etmeye başladığınız zaman her günde onu sağlamlaştırmaya, her günde onu güçlendirmeye başlarsınız. Sonra siz o dış yüze alışmaya başlarsınız. O yüzden eğer bir dış yüzünü inşa etmeye başladığınızı görürseniz hemen kendinizi fark edin. Ya ben dün
genel başkan değildim ki, bir saat önce, iki saat önce genel başkan seçildi. Dur kardeşim, hemen kendine böyle bir genel başkan, genel müdür bilmem ne yüzü inşa etme. Çünkü yakalandığınız zaman o iş çok şey tehlikeli. Üstünde yürü, gidersin. Ondan sonra milletvekili çocuğunu çağırırız. Ve fark ettiğiniz zaman bunu fark ettiğiniz zaman o inşa etmekte olduğunuz dış yüzün bütün duvarlarını siz hemen kendiniz dinamitlemeye, hemen patlatmaya kalkarsınız ve o dış yüzden kurtulmak istersiniz. O dış yüzden kurtulduğunuz zaman gerçek insanlığı sürdürür ve yaşarsınız. Ona kaptırdığınız zaman o kaptırdığınız dönem içinde sizin gerçek insani değerleriniz, sizin etik değerleriniz, sizin anlayışınız, sizin yaşam biçiminiz ona göre biçimlenmeye başlar. Bir gün bakarsınız ki her gün kendinizden bir şey vermişsiniz. Her gün kendinizden bir şey, her gün biraz daha eksilmişsiniz. Niye? Orada görünmek için. Yok bir insanın kendini karşılamaya gelen 15 tane gence teşekkür etmemesi, kendini havaalanına karşılamaya gelen 15 tane gence bir güler yüz göstermemesi genel müdürlük müdür arkadaş? Ego. O yapmış öyle kendine bir dış yüz, o dış yüzle beraber yaşayıp gidiyor. İşte siz bunları fark ettiğiniz zaman gerçek anlamda insanlığınızın ve kendi ruhsal aydınlığınızın içinde yaşarsınız. Bunları fark etmediğiniz zaman ruhsal aydınlığınız kaybolur. Gerçek insanlığınız zayıflamaya başlar. Ve gerçek anlamda ruhsal aydınlık içinde yaşam sürdürdüğünüz ve bunlardan dış yüzden kurtulmak istediğiniz zaman herkesten tamamen farklı biri olur. Herkesin istediği alkışı siz istemezsiniz. Ben yaptığımdan mutluyum, iyiyim dersin. Herkesin aradığı dalga olduğu siz istemezsiniz. Benim etrafımda dalga olmaya ne gerek var? Bırakın ben kendi hayatımı, kendi yaşantımı, kendi gölüm ben neysem onu ben fark edeyim dersiniz. Çünkü etraftan size fark ettirmezler bunu. Ben bir gün şey olmuştum. Arkadaşlar bu işlerde bir uyaran çok önemli. Yoksa kaptırıp gidiyoruz. Benim eşim yok Allah razı olsun. Nasıl tevazu içinde yetişmiş bir insan. Bir gün şeye gittim. Lyons kulüplerinin genel yönetmenliğini yapıyordum. Bir kulüpte bir genel yönetmen töreni düzenlemişler. Mart ayı mı genel yönetmen? Mart ayında bitti. Her genel yönetmenin bir amblemi olur ya. Arkada böyle 3 metre 3'e 2 sadece karanfillerden oluşan bir paro yapmışlar. Tam benim oturacağım markaya. Üstüne benim amblemi yapmışlar. Sevgiden hizmete yazmışlar. İşte genel yönetmen için program başlıyor. Efendim yukarıda bir canhıraş müzik başladı. Yukarıdan iki tane manken kız indi. Birisinin göğsüne sevgiden yazmışlar. Ötekine hizmete yazmışlar. Geldiler. Başkan çıktı, benim için bir metiye yazmışlar, bir şiir. O şiiri okudular. Ondan sonra o kızlardan birisinin eline bir şey verdi, iki tane gümüş kadeh. Bana hediye hazırlamışlar, iki tane gümüş şarap bardağı, gümüşten. O iki kızın eline o gümüş bardağı verdiler. Garson geldi, bir şampanya patlattı. Şampanyadan içine doldurdular. Aşağılara taştı. İnsanlar o şampanyayı açtı. Akşam çıktık oradan, eve gidiyoruz. Benim yürüyüşüm bak gibi.
Yani yürüyüşüm bile değişmiş böyle spor. Arabaya bir yok. Dedim ben ne kadar önemli adamım. Kendini bu işlere kaptırırsa. Öyle mi? Böyle mi? Biter. Hocam farkına varmışsınız ama görelim. Sen dedin. Aman ne dedin? Senin dedi bu işlere kendini kaptırırsan önemin önemin biter mi? Mart ayı Haziran'da zaten genel yönetmenlik de bitecek. Biraz keyifli yakışık. Benim sürekli o gün dedim ki hanım hep kızardım. Ya benim eteğimi çekme bak. Adamlar beni nasıl alkışlıyor. Ben de onlarla beraber coşayım derdim. O eteğimi çekerdim. Ondan sonra dedim ki hanım bak. Ben bunlara kaptırıp gideceğim. Sen benim eteğimi çekmekten vazgeçme kardeşim. O tarihten beri eteğimi bir çektiririm. Gene yani ben derim ki bizde bir gün topladım eski genel yönetmenlerin hepsini. Arkadaşlar dedim. İlk fırsatta bir rehabilitasyon merkezi açacağım. Genel yönetmenliği bitiren Lyon'ları rehabilite edeceğim. Herkes bunu olmuş. Bizim bir şeyimiz vardı. Genel yönetmenimiz vardı. Kulakları çınlasın. Ahmet Ekmekçioğlu. Efendim, öyle bir büyük bir iş adamıydı. Onun da karısı hep böyle eteğini çekerdi. Bir gün demiş ki, bak çok da iyi konuşamazdı. Ama biraz şey ettikten sonra iyi konuştuğuna inandı. Bak Ahmet demiş karısı, sen çıkıyorsun çok konuşuyorsun. Daha kısa konuş demiş. O da demiş ki ben kaptırıp gidiyorum ne bileyim demiş. Kemal Güçkan var. Kemal de onun yardımcısı. Bak demiş, Kemal akıllı bir çocuk. Daha o genel yönetmen olmadı, o oynatmadık. Bak demiş, Kemal akıllı bir çocuk demiş. Kemal'den bir işaret yapıl, sen konuşmanı uzatmaya başladığın zaman Kemal demiş, bir bardak su içsin, sen anla bu meseleyi demiş. Ve Ahmet Bey'e söz vermişler bir toplantıda. Ahmet Bey çıkmış, konuşmaya başlamış. Kemal Bey bu işareti unutmuş. Susamış bir bardak su almış. Ahmet Bey, Kemal ne oluyor ya demiş, daha yeni başladık. Yani bu işler. Bakınız. Adamın büyüklüğünden, büyüklüğünden falan bahsettiği zaman kimse gülmüyor. O büyüklüğü şaka haline getirip, yani o büyüklükten insanlar vazgeçmek istediği zaman sevimli haline getirip, ondan vazgeçmek istediği zaman sevimli haline getirip. Kendinle dalga geçmek bu oluyor ya, değil mi? İnsanın kendisiyle dalga geçmesi. Ve en zor iş nedir biliyor musunuz? En zor iş, en zor olay, sizde en büyük huzursuzluğu yaratabilecek olay nedir biliyor musunuz? Siz zaten düşmüşsünüz, siz zaten kaybetmişsiniz filan. Birisi de gelip artık kardeşim sen ne karışıyorsun, artık sen genel başkan değilsin dediği anda valla bir daha yaparsınız. Bir daha, o yüzden kimseye böyle bir şey söyleyecek fırsat vermeyeceksin. Sen bileceksin artık ben değilim diyeceksin. Siz arkadaşlar hayatınızı kişiden kişiye değişmeyen gerçekler üstüne kurmaya bakınız. O bunu demiş, bunu demiş. Onlar üstüne değil. Neden birinin söylediği şey, neden birinin söylediği şey sizi bu kadar rahatsız edecek ki? Neden herkesin herhangi birini? Siz mutlak bir bilinmezliğin ortasında, mutlak bir bilinmezliğin ortasında
milyonlarca deseneden beri dönen şu dünyanın içindesiniz. Burayı birkaç yıllığına ziyarete geldiniz. Sizler gibi insanlığın tarihine 200 bin sene falan diyorlar. 200 milyon yıl. 200 milyon. Ve bu 200 milyon yılın içinde insanlar 50 milyon yıldan beri konuşuyorlar, biliyor musun? 150 milyon yıl konuşamadan şeylerle, dil üretmemişler ki. Resimlerle. Yani duygularıyla yaşamışlar. Yani siz böyle bir bilinmezliğin içinde 100-200 milyon yıldan beri, belki de daha eski, yani 200 milyon tahmini söylüyorlar. 200 milyon yıldan beri gelip bu dünyaya giden insanlardan birisiniz. Çok kısa bir süre için, yani 200 milyonluk insanlık tarihinin içinde sizin 70-80-100 senelik ömrünüz ne ki? Siz çok kısa bir süre için bu dünyayı ziyarete gelmiş, ziyareti de bitirip gidecek bir insansınız. Siz her şeyin baskısı altında kalarak, her insanın sözüne uyarak, her şeyden alınarak, her şeyden gocunarak nasıl yaşarsınız arkadaşlar? Yapmayın bunu. Eğer herhangi bir şey içinizde bir huzursuzluk herhangi bir şey sizin içinizde bir huzursuzluk yaratıyor ise, o şey sizin yarattığınız herhangi bir şeye çarptığı için, yani adam artık sen genel başkan değilsin dediği için seni rahatsız ediyor. Halbuki bilirsen ki sen zaten genel başkan değildin. Hiçbir şey seni rahatsız etmez. Sizin sahte yanınıza vuran, sahte yanınızı yaralayan şeyler sizi rahatsız ediyor. Siz gerçek insanlığınızın farkına vararak gerçek bir insan gibi yaşasanız birçok şey sizi hiç rahatsız etmez. Mutlaka ve mutlaka herkesin gerçeği sizi etkilerse, siz her şeyi herkesin kendi gerçeğinin etkisi altında kalır iseniz, zihninizin içinde gerçek sayılabilecek hiçbir şey oluşturamazsınız. Bir daha tekrarlar mısınız? Herkesin gerçeği sizi etkilerse, siz de herkesin gerçeğine göre kendinize bir hayat oluşturmaya veya bir çok yol çizmeye kalkışır iseniz, zihninizde gerçek sayılabilecek hiçbir şey kalmaz. Bütün zihniniz başkalarının gerçekleriyle dolar. Arkadaşlar, sizin gerçeğiniz yok. Siz kendi gerçeğinize sarılsanıza, siz kendi gerçeğinizi oluştursanıza, kendi gerçeğinizle beraber yaşamanın yolunu bulsanıza. Niye? Herkesin söylediği, herkesin şey ettiği gerçek sizi etkiliyor. Gülsen Hanım benim çok yakın arkadaşım. Gülsen Şerafettinoğlu. Ben Gaziantep Federasyonu'nun kuruluşundan sonra uzun süre başkanlığı yaptığı dönemden itibaren Gülsen Hanım da genel sekreterliğini yaptı bizim federasyonun. Melekler gibi dünya güzelinde bir kocası vardır. Yani kocası kendinden çok daha böyle çok bilge kamil bir adamdır. Dün ondan bir laf konuştuk. Dedik ki Göter söyledi, ona söyledi. Büyük insanlar fikirlerle uğraşır. Orta karar insanlar olaylarla uğraşır. Küçük insanlar ise insanlarla uğraşır. Dedikodu yapar, gülümler yapar. Sizle uğraşan insanlarla bağlarınızı kopar mısınız? Tekrar. Sonra söyleyeyim. Küçük beyin. Gülsel Hanım biraz sonra çay içerken söylesin. Küçük insanlar, büyük insanlar, fikirlerle küçük insanlar, orta karar insanlar, olaylarla
küçük insanlar, insanlarla uğraşır. Dedikodu yapıyorlar. Evet. Yani siz herkesin gerçeğiyle etkilenmeyiniz. Siz kendi gerçeklerinizi, hayat prensipleriniz haline getiriniz. Kendi gerçekleriniz içinde yaşayınız, etrafın sağın solun söylediklerinden rahatsız olmamayı kendi gerçekleriniz içinde yaşar iseniz, o kendi gerçeklerinizle kendi gerçeklerinizin rahatsız olduğu kendi davranışlarınızı kendinizin düzeltme imkanınız vardır. Mutlaka bu psikolojik huzursuzluktan rahatsız olmamayı öğrenmeniz gerekir. Eğer zihniniz aşırı